Hareketli şarkılarıyla yaza damga vuran Emre Kaya, yeni şarkısının klip çekiminde birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı bakın kimlere meydan okudu, hangi konuda çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Şöyle söyleyeyim, durum birazcık kritik ya. Emre Kaya'dan çok konuşulacak açıklamalar. Dandik aşklar, birazcık dandik aşkları gidiyor yani durum. Ünlü popçu kimleri hedef aldı? Arkamdan konuşup beste yapacağına yüzüme konuştu, düet yapalım. 2016 yazına hareketli şarkılarıyla damga vuran Emre Kaya, yepyeni bir şarkısı Dım Dım'la sonbaharın da yaz kadar hareketli geçmesini sağlayacak gibi görünüyor. Yeni şarkım yine acayip keyifle böyle beklediğim, bir an önce çıksın diye inanılmaz böyle heyecan dolu olduğum günler tekrar geri geldi. Şarkıyı da yeni bitirdim. Keyfim de acayip yerinde. Bugün de güzel klip çekimindeyiz zaten. Alengirli ceketlerin tutkunu olduğunu bildiğimiz ünlü şarkıcı bugüne kadarki bütün kliplerinde de deri ceketi kostüm olarak kullandı. İşte birkaç örnek. İstediğin kadar eskürle seni tutmuyorum. Söylediğim sözün arkasındayım, korkmuyorum. Baştan dibe vurmuşsan eğer, bir de kırılmışsan eğer, hatalı kim? Yeni şarkısı Dındır'ın klibinde de yakası lastikli deri bir ceket giydi Emre Kaya. Bu klibe özel diktirmiş bunu. Ceketlerin kendisine uğurlu geldiğine inanıyor. Yeni şarkı, yeni ceket ya. Diğer klipte zaten bayağı rütbe gibi bir ceket vardı. Üzerinde rütbelerim falan vardı. Artık istedim ki rütbelerden kurtulalım. Biraz daha yürür hale gelsin istedim. Spor olsun. Ama şarkının formu birazcık başka yere gidiyor tabii ki. Klibin sadece bir sahnesini izleyebildiğimizden içeriği tam anlamak mümkün değil. Zaten Emre Kaya da sürpriz olsun istiyor. Ama şarkının sözleri pek manidar. Belli bir grubu hedef aldığını söylüyor ünlü şarkıcı. Şöyle söyleyeyim, durum birazcık kritik ya. Şarkının nereye gittiği ile alakalı, çünkü hep böyle dandik aşklar yaşanıyor çoğu zaman. Ben o kadar çok görüyorum ki bunu oturup dedim, yazmak gereğinde bulundum. O aşkların birazcık düzelmesi de gerekiyordu. Evet, dandik aşklar, birazcık dandik aşklara gidiyor yani diyorum. Suni aşklardan yana pek bir dertli Emre Kaya. Şarkının ilham kaynağı da zaten bu suni aşklarmış. Arkasından oturup da konuşan aşıklar gördüm ben ayrıldıktan sonra. Bir tane de arkadaşım da öyle bir durumu yakalayınca dedim ki abi dedim, ne yapıyorsun dedim, bana anlatma bari, başkalarına anlat. Ondan sonra ama beni bir yerde acayip aç dedim ki, arkasından konuşan o kadar çok insan var ki beraber olup ayrıldıktan sonra. Dedim ki madem öyle arkamdan konuşup beste yapacağına yüzüme konuştu, düet yapalım. Hani bir anlayayım dedim mevzuyu, karşı karşıya kim neler söylüyor, ne yapıyor, ne ediyor. Ayrılıp da arkadan dedikodu yapanlara ithafen şarkı yazacak kadar romantik olduğuna göre bir sevgilisi vardır herhalde Emre Kaya'nın. Yani benim bir hayat arkadaşım öyle yok. Benim 5-6 tane hayat arkadaşım var, evet. Benim 5-6 tane hayat arkadaşım var bu arada. Burada gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Ama Emre Kaya konuştukça işin aslı ortaya çıktı. Ekibim hepsi benim birer bir hayat arkadaşım. Hepsi zaten bayanlardan oluşuyor. Bir onunla oturuyoruz, biraz muhabbet ediyoruz. Bir onunla oturuyorum, bir öbürüyle oturuyorum. Hayat arkadaşım oldu yani bende.